Merhabalar, ben Emir Özden. Ben Gizem Katmer. Bugün sizin sorularınızı yanıtlayacağız. Karantinada yapılacak vakit öldürmekte üstüne yok dediğin önerilerini benimle paylaşır mısın? Buna çok ihtiyacım var. Vallahi aslında var ya. Ne? PlayStation oynamak. Yemin ederim içimden diyordum bunu, biliyor musun? Bu cevap vereceğini. PlayStation oynamak yani, bilmiyorum. Tabii satranç seviyorsan satranç da oynayabilirsin ama tek başına sarmaz herhalde satranç. Karşılıklı önünden biri. Senin doğru. Yemek yapmak benim için. Evet. Ben bu arada brownie yapmada bayağı geliştirdim kendimi yani. Ben yemedim ama onun brownie'sini. Yani tanıştığımız günden beri brownie'nin hikayesini dinliyorum ama nasip olmadı. Yani bunu da burada söylemek isterim. Hani belki mecbur peki kalır. Peki. Eminim. Evet. Yaptığında ben paylaşacağım. Bakalım ne zaman. Evet. Buyurun Sayın Gizem Katmer. Zaten soruları görmüyorsun. Birisi kapanma gerek. Ya moda ya, giriyorum ya. Tamam. Şu an birbirinize bir takma takar mısınız? Al yazmalı. Ya. Çok hızlı oldu. Evet. Benim de evet takmam gerekiyor. Hadi tak. Aa şey. Ne? Prudo. James Dean. Vaaay. Al yazmalım neyse. Tamam. Sonuçta Türkan Şoray'dır yani. Evet, Türkan Şoray. Tut ben bakalım. Hayır ben sen tutuyorsun. Tamam hadi sen çekin. Hayır. Hadi olur. Olur. Şu an birbirimize bakıp göz göze gelerek içten bir şekilde bir iltifat alır mıyız? Hayır. Alır mıyız? Yani içinden bir iltifat geliyorsa ben alırım. Seninle oynamaktan çok büyük keyif alıyorum. Paramparça. Dağıldım. Dağıldım. İğrenç besmeydi. Senin gibi bir oyun arkadaşına sahip olduğum için, bir dosta sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsın Gizem Katmer. Biraz komple çektiğini bence herkes fark etmiştir. Tam öyle değilmiş gibi yapacağım. Ayrıca çok güzel bir kadın olduğunu düşünüyorum. Şimdi oldu. Rahatsız olduğun bir özelliğin var mı? Seni zora sokan. PlayStation oynamak. Her şey bununla ilgili sadece. Yani var tabii ki var. Şey, biraz uykuyu seviyorum. Bu da beni zora sokuyor böyle. Tembelim. Bazı şeylerde çok üşengeç olabiliyorum. Beni bayağı zora sokuyor aslında. Seninle ilgili beni rahatsız eden bir şey söyleyebilirim. Hayır. Format öyle ilerlemiyor. Ben de çok kontrolcüyüm. Böyle bazen eğlenirken falan çok zor oluyor. Sen de biliyorsun. Evet. Sürekli böyle bir evde olduğumuz için mesela sürekli. Müziğin sesini çok mu açtım? Kapıdan bakıyorum, biri geliyor mu? İşte telefon mu çaldı falan filan. Böyle gereksiz anlarda çok fazla kontrol, her şeyi kontrol etmeye çalışıp yarın nasıl geçecek diye kafamda o günü planlamaya çalışarak bazen anı kaçırıyorum. Bu. Evet. Güzel. Güzel. Ama bu benim için iyi oluyor. Güzel. Sende süper stalker tipi var. Bize birkaç tüyo verir misin? Ooo. Gerçekten çok iyiyim bu konuda. Tüyo ne? Tüyo, kimseye tüyonu verme. İşte bu. Sorry. Anladın mı? Gerçek bir stalker. İkinize de soruyorum. Sette sizi en çok zorlayan şey ne? Bu iyi bir şey de olabilir. Ben Ezgi Mola'yla çalışsam hep gülerdim ve oynamakta zorlanırdım. Yani öyle oluyor. Evet. Oluyor yani. Oluyor yani. Ezgi çok komik bir kadın olduğu için bazı sahnelerde de hani çekerken zorlanıyoruz. Gülmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Bazen de ağlamamak için. Bazen de ağlamamak için. O kadar yani iyi oynuyor ki. Yani şey beni çok zorluyordu mesela ilk zamanlar özellikle daha çok. Onlar o kadar iyi oynuyor ki mesela oynarken karşılıklı sahnede seyirci konumunda buluyorum böyle bir an kendimi. Evet aynen. Nasıl bu kadar iyi oynayabilir falan diye evet düşünürken bulup sonra ben de oynamalıyım yani şu an falan diye. Böyle saçma sapan aynen bir şeyin içinde kendimi bulduğum oluyordu mesela yani. Ve ben de yaşıyorum bunu. Bir de şey, Ezgi'nin işte ne bileyim İnci'ye, işte Farah'a, Kantor'un Sarı Kantor'un evet falan dedi, işte Memduh'a Fosil'de dedi falan sahnelerde mesela çok gülüyoruz yani. Evet. Zor oluyor bazen. En son diline takılan şarkıyı mırıldanır mısın? Gece gündüz peşimdeler peşimdeler. Bunu itiraf ettiğine inanamıyorum şu an gerçekten. Ya bu şarkıyı bana sen bulaştırdın ya. Ben dinlemiyordum bunu senin yüzünden ya. Bir de sürekli senin yüzünden kafamda şununla geziyorum. Allah'ından bu. Neydi bir daha sonra? Ben seni bulmadan önce. Seni bulmadan önce. Her an kafamın içinde seni bulmadan önce. Ya. Cam gibiydim, kırdılar beni. Keskinleştim oldum çok keskin. İki kişiden fazla yok dostum. Evet. Setteki ilk tanışma gününüz nasıldı? Bu kadar iyi anlaşabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Vallahi. Şöyle bir baktım. Vallahi
Ya düşünüyorduk galiba. Nasıldı ilk günümüz? Şey ilk Nacir'in hazırlık... Nacir'in otelindeydi evet. Hazırlık. Arka bahçesinde tanıştık. Arka bahçesindeydi. Gizem içeri bir girdi böyle üstünde elbise vardı böyle. Hava yazdı. Böyle girer girmez bir şey oldum. Parladı böyle bir cennetten bir şey gelmiş gibi. Sonra ne? Yok, sohbet ettik falan, kahve içtik. Tiyatrodan çok konuştuk. Ondan sonra... Atilla abi vardı. Üçümüz bayağı evet. Oturduk. Ezgi vardı, Farah vardı. Evet. Aynen. Evet. Ondan sonra Birkan da vardı. Güzeldi ya. Ben güzeldi. Anlaşacağımızı düşünmüştüm mesela ama bu kadar iyi anlaşacağımızı düşünmemiştim. Evet. Yani. Ben de bu kadar. Yani ama... Sette anlaşırız. İyi hani bir elektrik var. Okey. Hani iletişim kurabiliyoruz falan diye düşündüm. Ama hiç böyle zaten yakın arkadaşlığın hani bu kadar ileri giden yakın iletişimlerin zaten oraya gideceğini kestiremezsin. Yani. Doğru. İkiniz de genç yaşta başarılı oyuncularla çalışıyorsunuz. Zor olmuyor mu onlarla oynamak? Yani... Ya falan. Yok, çok şey katıyor aslında. Evet ya, zor değil bence de. Zor öğretici değil. Oluyor öğretici yani. Oluyor. Bir zorlayıcı bir tavırları yok. Belki ondandır ama. Evet. Hani böyle daha duyduğumuz bir tavır var ya böyle daha tecrübeli ve sürekli ekran önünde olan insanlarla ilgili. Hani öyle bir maskeyle olan senin işini zorlaştıracak ya da sen daha tecrübesiz ya da küçüksün diye seni zora sokup böyle ne bileyim öyle tipler, karakterler vardır yani. Evet. Biz öyle bir durum olmadığı için zor olmuyor yani. Hiç olmuyor hem de. Aynen anlaştım. Öyle. Aynen öyle. Anlaştığımıza göre bu konuda. Evet. Ben mi çekiyorum? Sen çek. Yalnız böyle konuşmadık yani. Yönetmenim yani. Teşekkür ederim Gizemciğim. Parti versen dizi karakterleri de kimi çağırır? Ben çok iyi biliyorum bu sorunun cevabını. Sen söyle. Ben açıkçası Naci'yi çağırmazdım. Ben de Naci'yi çağırmadım. Ki zaten parti verdim Naci'yi çağırmadım arkadaşlar. Şaka tabii ki şöyle bir şey yok. Covid var. Bakalım. Ne partisi? Ne partisi? Yani Naci'yi ben şeyden dolayı çağırmazdım. Mesela Safiye bile evlenmenin bir yolunu bulurdu gibime geliyor. Ona böyle temiz, steril bir alan verilse. Orada hafif hafif şöyle hani. Aynen. Hatırlarsınız bu bölümü. Ama evet. Yani ne bileyim Naci'ye kitap okuyacağım, müziğin sesini kısın falan. Tatsız cevaplar değil mi? Verebilir o yüzden. Hocamıza evet. Sevgiler. İlk çağıracağım da bayram olurdu bu arada. Net. Net değil mi? Net. Klasik bir WhatsApp grubu sorusu soracağım. Setteki iş WhatsApp grubu hariç orada dedikodu yaptığınız bir WhatsApp grubunuz var mı? Öncelikle iş WhatsApp grubumuz yok ya da biz o gruplara dahil değiliz. Ve yine bizim evet. Dedikodumuzun yapıldığı. Evet. Ben yokum, sen hiç bir WhatsApp grubunda? Hayır. Doğru. Yok ya anne. Senden mi saklayacağım Gizem ya? Ama bizim dedikodu yaptığımız bir WhatsApp grubumuz var. Bir 5 tane falan diye. Hayır ya bir tane var. Bir tane var. Anladın değil mi? Evet anladım tabii. Buradan selam olsun falan. Emir de kotunu giymiş çok yakışmış ya. Teşekkür ederim çok sağ ol. Masumlar Apartmanı'nda kendine en yakın bulduğun ve sevdiğin karakter ne? Benimki Gülben demiş. Onunkini sormadık ama. Kendimi en yakın bulduğum ve sevdiğim. Ya aslında şöyle, Esra galiba. Ben çünkü arkadaş olarak tavrını çok seviyorum onun. Hani çok sürekli her şey arkadaşı için, kendi hayatı böyle kendi etrafında değil de sevdiği bir arkadaşının etrafında dönüyor. Onu yakın buluyorum yani. Ben de mesela evim arkadaşlarıma yakın olsun, işime değil de arkadaşlarıma yakın olsun mesela. Böyle şeyler yapıp yaptım yani. Aynı zamanda o böyle kendi içindeki duygusallığını da seviyorum onun. Bence. Alan sürekli tek diş fırçası hikayesi. Ne bileyim, hoşuma gidiyor. Güzel. Farklı bir cevap vermek için yaptım yani. Tabii ki Gülben yoktu. Seninki? Ya Gülben'i çok seviyoruz tabii. Türkiye olarak. Evet. Çok seviyoruz. Memduh ya, benim yakın bulduğum şey Memduh diyebilir mi? Dede. Dede. Neden? Ne bileyim yani, içimde bir yaşlı var. Yok şey. Söyleyeyim. Niye yalan söyleyeyim burada? Hayır ya şey ne bileyim o da koruyucu, kollayıcı, sahip çıkan falan. Pozitif. Ara sıra dizinin etkisinde kaldığınız anlar falan oluyor mu? Değil misin canım herhalde. Şeyi anlatalım mı? Sokakta çektiğimiz hani. İlk el ele tutuştuğumuz sahne. Hadi evet. Anlat. Biz şimdi çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten hani set dışında da görüşüyoruz. Bir de böyle sürekli el kol şakası falan yapan böyle iki... İnsanız. Şey, insanız yani. Sahneyi böyle çekerken de hiçbir şey yok. Gayet makara muhabbet falan yapıyoruz. İşte kayıt başladı. Böyle o el ele tutacağımız an çektik. İlk geniş planı. Sonra böyle ikimiz de başka bir yere doğru gitmeye başladık falan böyle. Birbirimize utanıyoruz. Böyle göz göze gelmek evet. istemiyoruz falan.
yanaklarım pes pembe oldu hatta. Çok garipti. Çok garipti. Bakıyorum o da böyle duvara doğru duruyor. Böyle falan yapıyor. Bir şeyler oluyor. Çağrı Hoca hatta çekiyordu o sahneyi. Sakin olun çocuklar falan diye bize dalga geçmeye başladı. Hepsi birden falan böyle. Evet. Çok o kadar tatlı bir andı ki aslında biz de oyuncu olarak bence çok beklediğimiz için hani o hı-hı anı. Onun da etkisiyle böyle çok heyecanlandık. Çok tatlı. Böyle pozitif hislerdi bence. Evet, çok enteresandı. Ya ilk defa böyle bir şey yaşadım zaten. Evet, ben de. İlginçti, böyle duygusu çok yüksek bir andı. Neriman karakteriyle empati yapıyor musun? Bu kadar titiz bir aileyle yaşayabilir miydin? Yani empati yapmadan bir karakteri oynamak herhalde zor olurdu. Yani yapıyorum. Hı. Ama bu kadar titiz bir aileyle yaşayamazdım herhalde. Ben de öyle çok salaş değilimdir kendi evimin içinde ama o kadar takıntı ve o kadar fazla kural var kendimi hayal edemiyorum yani. Evet. Sen empati yapıyor musun Neriman'la? Neriman'la mı? Ya yapmıyorum. Yok. Yok canım yapıyorum. Çok zor. Zor be. Zor be. Tekrar tekrar şu günümü yaşarım dediğin bir günün var mı? Ay çok. Çok var. Var değil mi? Aklına geliyor mu senin, anlat? Ya ben çocukluğumda şeyler var aslında böyle. Anlatıp ağlamaya başladım. Ben küçükken falan diye. Seninle tanıştığım gün. Ya. Dur bakayım. Var, illaki vardır. Ya şey olabilir bence. Tekrar tekrar bugünü yaşarım dediğim. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamaları. Olabilir yani, yaşarım. Çünkü yaşatmıyorlar. Keşke biz tekrar yaşayabilsek. Evet. Ya şey, EuroLeague kupasını aldığımızda. Yaşarız yani. Yaşarız ya. O günleri bir de beraber yaşasak. Güzel olmaz mı? Ne güzel olur ya. Vallahi. Bundan başkanıma söyleyeyim. Seni heyecanlandırmak için ne yapmalıyım? Biraz tüyo verir misin? Yani ona küçük sürprizler yapın. Yani ne bileyim, ben böyle şunu çok seviyorum galiba. Atıyorum bir gün şöyle şeyler. Çok basit bir diş fırçası mesela. Elektronik diş fırçası almak istiyorum. Bir türlü alamadım falan böyle. Konuşuyorsun ya mesela. Ya da ay şu kitabı çok okumak istiyordum. Bir türlü denk gelmedi falan diye konuştuğun bir şeyi karşındaki unutmadan onu böyle gidip alıp sana getirip yapar ya da ay hiç işte şunu yemedim. Çok merak ediyorum tadını dersin. O da gidip yapar böyle. Bir zaman sonra sana getirir falan. O böyle beni heyecanlandırır. Çünkü hem kıymet verdiğini hem de karşındakinin seni dinlediğinden emin oluyorsun ya. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. Biraz sinirliyim bu konuda. Buraya şey yapmak için gelmiş gibi değil miyiz ya? Gizem sorulara cevap veriyor, ben de üzerinden şaka yapıyorum. Doğru. Ne güzel. Hadi sen de cevabını ver o zaman. Ben masa tenisi oynamayı çok severim mesela. Bir raket, bir top kapıp gelirsen masa tenisi oynarız. Ben çok mutlu olurum. Heyecanlanır mısın? Heyecanlanırım. Setiniz nasıl? Eğlenceli mi, ciddi mi? Bize biraz dedikodu verir misiniz? Dedikoduyu hiç sevmem. Yani seversin. Evet. Vallahi setimiz çok eğlenceli. Çok güzel çalışıyoruz. Biz çekerken çok eğlendik. Çok eğlendik. Siz de izlerken çok eğlenin. Ama ağlatıyoruz. Ama ağlatıyoruz. Set eğlenceli ya bizim. Böyle evet. Çok bir çekim anında çok ciddi oluyor. Değil mi? Evet. Yani o kayıt dendiği anda böyle çıkmayacak noktasında çok katı bir ortam var. Ama kestik anında da bir goy goy durumu oluyor yani. Oluyor. Bir de herkes iyi anlaşıyor yani. Ben anlaşamayan hani sette oyuncu olan. İşte bu dedikoduya giriyor. Neyse. Yok yok. Şaka. Neyse. Benimle böyle şey göz kontakları kurma. Tamam mı? Konuşuyoruz çünkü. Çünkü insanlar da yaşıyor bunu kendi hayatlarında yani. Bir şey olduğunu düşünebilirler. Müzik sesi duyduğunda yaptığın dans hareketini gösterebilir misin? Hayır. Gösteremem. Sen hadi sen göster. Ben seninkini göstereyim, sen benimkini tamam. Göster. Cam gibiydi, kırdılar bizi. Keskinleştim, oldum çok keskin. Dans mı? Benim dansım. Ama hareket mı? Diyor. Dans hareket. Seninki de şu o zaman. Böyle kötü dans yapıyorum. Böyle. Arkadaşlar böyle bir şey yapıyorsam. Yapıyor. Böyle bak böyle bir şey yapıyorsam. Ben böyle söylerken o bir anda girip. Hiç öyle bir şey yaptığım yok. Şu anda. Peki şunu da yapayım mı? İstemem. Bak, sen atarlar. Ha. Hiç böyle bir şey yok yani. Neyse çok sır verdim, evet. Gizem şöyle şeyler yap. Bir şey söyleyeceğim, çok ayıp. Hiç böyle şeyler yaptığım yok arkadaşlar. Bu arkadaşlığın sonu geldi. Neyse bitiyor sezon. Bitiyor. Yazın ne sen beni ara. Nerede, ne ben seni. Nokta nokta yapılsa hemen düşerim dediğin bir şey var mı? Hmm, güzel soru. Yok
ya, benim o şuna kesin düşerim diyebileceğim bir şey yok yani. Daha komplike bir şey olması lazım. Daha detaylı, anladın mı? Evet, tek bir şey değil o. Evet. Yani öyle kolay değil yani. Bu işler o kadar kolay değil. Yani. Evet. Değil mi? Yaşımız olmuş kaç? Kaç? Kaç yaşındasın onu da söyle. İnternet her yerde yanlış yazıyor. Evet ya, ben 25 yaşındayım, 26 olacağım 21 Ekim'de. 95'lisin. 1995 doğumluyum. Evet. 26 yaşındasın. 26 yaşında oldum mu ben ya? Evet bebeğim o. Tamam işte. Ama evet, tam doldurmadım. Tamam, ben de aynı 95'liyiz biz. Bunu söylemek istemiştim. Bunu ya yönetmenimiz dedi ya, bunu en başında söylemen gerektiğini sana söyledi ama anlamamışsın. Unutmuşum o kısmı ben. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sorularınızı çok sevdik bu arada. Çok güzel sorulardı. Yani yarısına cevap verememiş olsam da Gizem beni bir noktada yine toparladı. Cevapları Gizem, şakaları ben yapmaya. Zaten programlarımızı zaten konuşmuştuk. Yani ben adeta asistleri yapıyorum. Sonra gol kralı o oluyor. İşte Desti futbol içiyoruz. Futbol, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu merakla işte müzik sezon bekliyoruz. İnşallah. Konulardan nasıl buraya geldi? Erkan abiye selamlar. Umarım siz de izlerken sevinirsiniz gibi şeyler.